Abi yukarıdaki karı... Doğru konuş lan. Doğru konuş lan. Yukarıdaki hanımefendi rahat durmuyor. Yıkıyor etrafı. Ne yapacağımızı bilemedik. Bilseniz zaten şaşardım. Tatyana! Çocukla ilgilen. Ulan Allah belanızı versin lan sizi! Allah belanızı versin lan sizi! Ne bağırıyorsun lan sen? Allah belanızı Ne bağırıyorsun lan sen? İyi akıllı olmuyorsun lan gerizekalı! Ne bağırıyorsun lan? Öyle bir enişte laf geçiremiyor lan bana. Sen kimsin be sen kimsin? Akıllı olacaksın lan bundan sonra. Akıllı olacaksın, adam olacaksın. Çarparım ağzına. Ya sen ne uğraşıyorsun benden ya? Sen benden ne uğraşıyorsun ya? İşin gücün yok mu senin? Ulan bak bir hıyarlık ettik. Ablanın adresine verdik. Ama Allah'tan kızın karşısına böyle çıkmamışsın. Bundan sonra düzgün davranacaksın. Doktoruydu, saçıydı, falanıydı, filanıydı. Kadın olacaksın lan. Kadın olacaksın. Ablam biliyor, biliyor, biliyor beni. Ya beni biliyor, işimi biliyor, hayatımı biliyor. Aradım ben onu, aradım. Tam o sırada da bu hayvanlar girdi içeri ya. Kız merak içinde kalmıştı şimdi ya. Ortak bir tane arkadaşımız verdi numarasını, aradım ya. Kim lan arkadaşınız? Kim lan? Nereden tanıyacaksın sen? Nereden tanıyacaksın arkadaşımızı? Kim lan? Ya Can, Can, Can diye bir tane ressam ya. Hangi Can? Can Keskin, Can Keskin. Niye tanımayayım lan? Niye tanımayayım? Adamın bir sürü resmi var bende. Sen nereden? Ulan o senin ablanın en yakın arkadaşının nişanlısı. Alem olmuş arkadaş. Nerede kaldınız ya? Ya sormayın, ben şarap aldım zannediyorum. Yani arabada şarap vardı bir sürü. Hiç anlamadım. Ya çalındı ya da aldığımı düşündüm ama almadım. Bilemedim. Anlamadım ne olduğunu yani. Neyse normal bu aralar. Kafam çok karışık. Sonuçta gittik aldık işte. Ya abi hayatım ya. Evde şarap vardı zaten. Kaç kadeh içeceğiz? Birer kadeh bir şey. Ya. Neyse ben şu yemekleri ısıtayım bari. Siz oturun. Gerçekten bakın keyfinize. Ev sizin. Ben gidiyorum. Hayrola? Nereye? Ya polise gideceğim ben. Bu telefon suratıma kapandı. Ben çok merak ediyorum Şadiye'yi. Bir şey falan olmuş olabilir. Gerçekten böyle karakolda tanıdıklarla falan telefon aracılığıyla bulmaya çalışacağım. Saçmalama Nari. Savcılıktan izin alınması gerek. Ayrıca bu kadar merak ediyordun. Niye bir saattir şarap arıyorsunuz? İşte arıyorum, sürekli kapalı çıkıyor. Sürekli kapalı çıkıyor. Ya gerçekten benim Şadiye'yi bulmam gerek. Erol Bey'i falan ararım, yardım eder. Ev sizin, bakın keyfinize. Yok öyle, ben de geliyorum. Beraber gideceğiz. Ya ben Şadiye'nin kaldığı oteli biliyorum. Seni götüreyim istersen. Ne? Sen nereden biliyorsun? Ya... Siz bana Şadiye'nin videosunu gösterdiğinizde aslında ben onu tanımıştım. Benim eski bir arkadaşım olur. Ya vardı bende telefonu, aradım, verdim işte Nari'nin numarasını. Anlamadım, nasıl yani arkadaşsınız, tanıyorsunuz birbirinizi öyle mi? Yani şeyden, sergide manken olarak çalışmıştı. Yani iş yapmıştık. Ya bir yerleştirme yapacaktım, onu tuttum. Öyle tanıştık işte, arkadaş olduk. Ya işte sen bizi şimdi hemen oraya götürsene. Gidelim, belki kızın şarjı marjı bitmiştir. Şarjı bittiği için bulaşamıyoruzdur. Gidelim kardeşler birbiriyle kavuşsunlar abi. Hem niye burada vakit harcıyoruz? Adam burada yoruluyor, kendi kendine anlatıyor. Gidince oraya sorarız, herkes anlatır abi ne olduğunu. Yani değil mi? Orada konuşuruz bunları. Şimdi konuşmanın bir anlamı yok yani. Orada anlatırsın. Sen çeneni niye açmadın bu zamana kadar? Onu anlat bakayım. Ya aşkım işte tırstım biraz. Böyle sorgu sual falan. Ya hiç karışmayayım dedim. Ama dayanamadım yani. Verdim Nari'nin numarasını. Ya bu Şadiye beni hiç karıştırmadan kendi bağlantıya geçecekti. Yani olmadı ki böyle şimdi ne zaman. Ne yani, suçlu muyum ben şimdi? Bir de fırça çekin isterseniz. Ben de geliyorum. Hadi yürüyün, yürüyün. Gidelim. Irmak, Fırat, gerçekten hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Bakın keyfinize. Kalabalık olmasın boş yere şimdi. Irmak, biz gidelim o zaman. Biz burada bekleyelim. Dönecekler sonra nasılsa. Hadi. Haber verirsiniz artık. Hadi hadi. Yürü. Ya,
Biyener, Babür abi, Biyener. Resim sergisi. Yani illa resim değil, böyle yerleştirmeler falan da var yani. Laf sokmaca. Ha, bir nevi. Şimdi bak, böyle bir tane probleme dikkat çeken bir sergi yapıyorsun. Ondan sonra buna ne oluyor? İnsanları düşünmeye sevk ettiriyor tabii. Ha. Şimdi işte bu şeyde, camda 4-5 sene falan oluyor. O Biennale'de konu mankeni olarak tuttu beni yani. Fuar şeysi. Yok. Yani böyle şimdi reklamlarda kadının böyle et olarak teşhir edilmesine karşılık olaraktan bu ne yaptı? Böyle cam bir tane fanusun içine yerleştirdi beni. Ondan sonra böyle jetonu atıyorum. Pat açılıyor böyle cam fanus karşılarında ben. Tabii ne oldu? Basının çok dikkatini çekti bu ya. Gerçek bir hayat kadını oynuyor dediler. Yazdılar, çizdiler. Yani biz de böyle dar bir kesim biliyor bunu ama... Var ya, dünya yıkıldı, yıkıldı bununla ya. Ya sen bırak şimdi dünyayı, dünyayı. Ne oldu? Sonra manitası mı oldun bu canım? Ya ne manitası, ne manitası. Büyük aşk yaşadık. Ben ne yaptım? Hemen pat atölyeye attım kendimi yani. Ya kız, Berlin'de sergilere gittik biz bununla ya. Vallahi bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.